Thank you.
Konuşma için Sayın Başkanımız Erol Ayar'ı kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Düsseldorf Başkonsolosluğu Babil Konsolosumuz Tülin İlgi Hanımefendi, saygıdeğer afişçilerimiz, uyum meclisi üyelerimiz, derneklerin değerli temsilcileri, sayın basın mensupları ve EFESO ailesi ve değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili misafirler, sevgi, dostluk ve insanlık adına dil, din, ırk ayırt etmeden herkese gönüllerin açıldığı bu mübarek Ramazan ayını bir kere daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılı birlik ve beraberlik içinde, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma içinde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı EFESO Yönetim Kurulu ve aile olarak minnet borçluyuz. Birlikten kuvvet doğar. Sözünü burada tekrar vurgulamak istiyorum. Dinimiz hoşgörü ve kardeşlik, barış dinidir. Ramazan ayında olduğu gibi yardımlaşma ve dayanışma duygusunu tüm aylarda ve günlerde yaşanmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Kalkan Hanımefendi'ye ve değerli misafirlerimize bizleri de bu güzel iftar yemeğine davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Silindiği gibi Ramazan ayı paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının öne çıktığı mübarek bir aydır. Kurulan iftar sofraları insanların buluşmasına, hoş sohbetler yapmasına ve birbirlerini daha iyi tanıyarak anlamasına vesile olmaktadır. Ramazan ayında yoğun yaşadığımız bu güzellikleri, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının tüm yıla yayılmasını ve bütün bir yıl bu güzellikleri yaşamamızı temenni ediyorum ve diliyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde birlik ve beraberlik içinde Ramazan bayramımıza erişmemizi Allah nasip ederse hepimiz birlikte ve mutlu olacağız diyorum. Yüce Allah'tan tutulan oruçların kabul olmasını diliyor. Saygı, sevgilerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Bekir Bey, bir şey soracağım. Ya adamlar gelmiş, kendi röportajı seçmişler, gördün mü? Çap çap, beni sana çok birlik beraberliği sağlayan benim, konuları bilen benim, hedef safhasını durup bir taraf etmek istiyorum. Öyle mi dersin? Tabii. Ben biraz...
Böyle güzel, anlamlı bir gecede bizleri davet ettiğiniz, başkonsolosluk mensuplarını davet ettiğiniz için biz size çok teşekkür ediyoruz. Ve burada sizlerle birlikte olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle de sağlıklı, huzurlu ve birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na ulaşmayı temenni ediyorum. Ve vatandaşlarımın Ramazan ayını da candan kutluyorum. Oruçlarını da Allah kabul etsin diyorum. Türk İş Adamları Derneği Başkanıyım burada. Efes Folk Kulübü davet etti, icap ettik. Çok güzel de geçti, Allah kabul etsin. Ben de Efes Folk'u dışarıdan destekleyen şahıslardan birisiyim. Davetlerine katıldım, çok teşekkür ederim, Allah kabul etsin. Vallahi sağ olsunlar büyüklerimiz, sayın dostlarımız bizi kırmadılar. Bugünkü etkinliğe katıldılar. Zaten Efes'in da böyle bir girişimde bulunması bizi de sevindirdi ve davetlerin de böyle yüklü katılımı da. İnşallah ileriki yıllarda, günlerde hep böyle şeyleri, böyle etkinlikleri daha üst düzeyde tutmamız lazım. Efendim, ben Zafer Ünyeli, Efes Vakıf Spor Kulübü yönetimindeyim. Hoş geldiniz diyorum. Bu akşam da burada Efes Vakıf Spor Kulübü olarak hem vatandaşlarımızı hem de sporcularımızı, buradaki Türk toplumunu ağırlamaya çalıştık. Sayın Başkanımız, Kulüp Başkanımız Erol Ağa'nın destekleriyle. Her zaman her programda söylediğim gibi Efes Vakıf Spor Kulübü sadece spora değil, geleneklerimize, göreneklerimize, kültürümüze, ahlakımıza, bu tür dini ve milli günlerimize değer veren bir kulüp. Bunu elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Bu akşam da burada Duisburg Hatip Camii'nde bunu yaşatmaya çalıştık. Tüm katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Benim adım Hüseyin Çetin. Duisburg'da öğretmenim, din dersi öğretmeniyim. Efes Vakıf Spor Kulübü'ne sosyal ve kültürel etkinliklerde elimden geldiği ölçüde boş zamanlarımda yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten çok büyük başarılara imza atıyorlar. Özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlerde de göz dolduran bir takım. Bu akşam da iftar yemeğine davet ettiler. Seve seve katıldık. Çok güzel bir atmosferdi. Hep birlikte iftarımızı açtık, konuştuk, sohbet ettik ve gayet güzel bir iftar akşamı oldu. Bursun Ayar, Erol'un babası. İyiydi, Allah razı olsun, sağ olun.
sizin de zahmetiniz var burada, şeyiniz var. Çok güzel yer, teşekkür ederim. Peki, oğlunuzu destekliyor musunuz Erol Bey'i, Efes Favu? Hem de nasıl, her şeyini. Maddi açıdan? Her şeyini. Şenol Yıldırım, Duisburg Göç Üyü Meclisi üyesiyim. Aktif Bürger İnisiyatifi Başkanlığı yapıyorum. İkinci dönemde görev yapıyorum mecliste. Bu akşam Efes Favu Duisburg Spor Kulübümüzün iftarına davet edildik. Davetlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle Merkez Camisi'nde böyle programların geleneksel olduğunu biliyoruz. Sadece burada bulunmak bile yetiyor aslında. Ramazanların çok dolu dolu geçtiği bir süreci yaşıyoruz, hamdolsun. Aynı Türkiye'deki gibi burada da devam ediyor. Böyle bir görkemli bir camide olması tabii güzel. Duisburg'da olması çok güzel. Bize Türkiye'nin havasını yaşatıyor. Burada olmak, buraya davet edilmek, burada böyle güzel insanların içinde olmak tabii ki her zaman mutluluk verici bir şey. Bugün Ramazan-ı Şerif'in anlamı, önemini yansıtan Erol Başkanımızın yaptığı bir iftar yemeğidir. Kaynaşma ve birbirimizi daha iyi anlamak için yapılmış bir iftar yemeği düzenlendi. Yani yapılan tüm etkinliklerde kulübümüz için sadece hani futbol üzerine değil, hani İslami, yöresel, artık bize ne düşüyorsa kültürümüz adına yaşamaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlar tabii ki kulübümüz sayesinde gerçekleşiyor. Bu dönem Erol Ayar dönemiyle birlikte daha çok yükseleceğimize inanıyoruz. Bundan sonra da yenilik başladığında evet, hedeflerimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Çok memnun olduk. Buraya da emeği geçen bütün yönetimdeki arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ortamdı. Ayrıca konsolos hanımefendinin de burada olması çok güzel bir zenginlik kattı. Yemekler harikaydı. Ortam çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü iftar programı için sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi kulüp olarak güzel bir iftar yemeği düzenledik. Ramazan'ın güzellikleri de bu. Ailece beraber birleştik. Sağ olsun Muhammed kardeşim, çok dostlarımız bugün buradaydı. Güzel oldu yani. Ramazan'ın güzelliklerinden bir tanesi bu. Birlik, beraberlik. Zaten bizim futbol kulübü sadece Efes olarak futbol kulübü değil. Bizim amacımız birlik, beraberlik. Ailece bir kulüp olmamızdı. Onu da iyi başardık. İnşallah daha iyi olacağız. Ve inşallah seneye bir daha nasip olur. Burada ailece buluşuruz. Burada Erol Bey kardeşime teşekkür etmek istiyorum daveti için. Burada güzel şeyler olduğunu söylemek istiyorum. Ve de gençlerimize bu imkanlarımızı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler geldiğini düşünüyorum. Burada bir milli beraberliğimizi simgelendiği için çok güzel şeyler oluyor. Herkes geldi gördü. Efes Favu çok güzel, gençlere imkanlar veriliyor. Beraberliğimizi gösteriyoruz. Güzel şeyler oluyor. Çok saygıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim biz Almanya'nın Duisburg şehrinde ve bu bölgenin en büyük camisi olan Duisburg Merkez Camii'deyiz. Ve şu anda yanımızda gerçekten çok güzel bir ilahi grubu var. Maşallah zaten yüzlerinden nurları okunuyor. Öyle değil mi efendim? Şöyle sizi kısaca bir tanıyalım. Siz özellikle burada bu Ramazan boyunca iftarlarda hem ilahi grubu olarak hem de müzisyen olarak güzel imzalar atıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz Almanya'da yaşanan bu iftarlar hakkında? Şimdi kendi kültürümüzde böyle bir akşamları Almanya'da yaşamak çok güzel bir şey. İnşallah biz de bu ilahilerle insanlarımıza güzel bir katkıda bulmuş olabiliriz inşallah. O yüzden ben de çok memnunum. Evet. Peki tabii siz bunları yaşarken aynı zamanda da buradaki gelen grupları, burada gelen toplulukları, dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını da burada görüyorsunuz. Onlar da nasıl bir heyecan görüyorsunuz? Daha önce ben katılmıştım ama bu sene daha farklı heyecan var. Bize tebrikler geliyor. Yani bu organizasyon dolayı o güzel olduğunu söylüyorlar. Evet. Yani en azından burada onlara bir değişik bir akşam yaşattığımızı söylüyorlar. O yüzden biz de kendi açımızda, onların açısından çok memnunuz. Peki, teşekkür ediyorum efendim. Evet, siz nasıl bir izlenime sahipsiniz iftarlarla alakalı? Yani bu iftarlar, yani ben 30 kilometreden geliyorum her akşam. Yani, aç susuz aman yarabbim, evet. Allah sana yardım etsin kardeşim. Çünkü buyur. Bu, yürüyerek mi geliyorsun? Arabayla geliyoruz ki kültürümüzü tanıtmak için, bu ilahi şeyimiz yabancılara tanıtmak için, yani bu iftar vaktinde onları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani biz memnunuz yani. Yani vatandaşları memnun edebilirsek bizim için ne mutlu. Evet. Efendim siz grubun içerisinde ne icra ediyorsunuz?
Evet, iyi akşamlar Recep Bey. Ben hem Neyzen olarak ilahi grubundayım ve aynı zamanda Nazende olarak, nacizane, Nazende olarak ilahi okuyorum. Her akşam işte inşallah devam edecek bu aktiviteler olsun, daha doğrusu programlar, Ramazan programları. İşte biz de mutluluk duyuyoruz yani arkadaşlarla birlikte ilahi okuyoruz ve insanlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnsanlar adına. Evet. Siz evet. Ne söylemek istersiniz? Ramazan ayının atmosferi, manevi havası bir başka oluyor. Bizler de Samazan ilahi grubu olarak bu manevi havaya bir katkıda bulunabiliyorsak bize ne mutlu. İnsanlarımızın Türkiye gibi burada Türkiye yaşaması bizlerin çok hoşuna gidiyor. Dediğiniz gibi değişik vakıflardan, değişik derneklerden insanlar bu manevi atmosferi yaşamak için geliyorlar. Onların yüzlerindeki o manevi havayı gördükçe biz de bir değişik söylüyoruz ilahileri, bir değişik çalıyoruz. Çok memnun oluyoruz. Özellikle çocukların, gençlerin gelmesinden daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü ileride bu müesseseleri yaşatacak, buraları ileriye götürecek onlar. Onları daha çok aramızda görmekten mutlu oluyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim. Siz neler söylemek istersiniz? İyi akşamlar. Ben de bu Ramazan kültürünü devam ettirdikleri için cami yönetimini tebrik ediyorum. Bizler de müzik ilahi grubu olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İyi bayramlar diyor. İyi Eyvallah. Ramazanlar diyor. Teşekkür ediyoruz o zaman. Biz de sizleri Uygur TV adına tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun. Evet, çok saygıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim bugün Efes FAO'nun düzenlemiş olduğu iftar programında şu anda kendileri görünmemekle beraber tabii ki başka arkadaşlarımız da var bu grubun içerisinde, bu yönetimin içerisinde hanımlar var, gençler var, futbolcular var ama bir de bu organizenin yönetim kurulu var ve bu yönetim kurulu şu anda bizim yanımızda. Başkanımız var. Evet başkanımız, neler söylemek istersiniz bu güzel iftar gecesinde Efes FAO Spor Kulübü için izleyicilerine, taraftarlarına gelecek sene içinde neler söylemek istersiniz? Önce misafirlerin her birine gelen teşekkür ediyorum. Bu da benim yönetim kurulum. Evet. Bunlardan gurur duyuyorum. Bunlar olursa ben de olmam. Bu sene maalesef şampiyon olamadık. Son maç 90 dakikayı idare edemedik. Ama seneye söz veriyorum şampiyonuz. Ne abi, olsun, bu çok iddialı bir söz. Bu acıyı da çekmeyeceğiz. 2 hafta sürdü. Seneye inşallah bir daha iyi bir kadroyla hedeflerimize ulaşacağız. Eyvallah. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Muzaffer Yılmaz. Evet. EBSO yönetim kurulundanım. Bu akşam şimdi ne söyleyeceksiniz? Bu akşam kulübümüz adına iyi bir gece geçti. İnşallah seneye bunu bir daha yapacağız ama şampiyon olarak yapacağız inşallah. İnşallah, peki. Ben ümitliyim yani. Eyvallah, tebrik ediyoruz. Evet efendim, şöyle sizi yanıma alabilir miyim? Tahsin Karayel, evet. Efes FAO Yönetim Kurulu'ndayım. Bugün Ramazan'ın yine birleştiriciliğini gördük. Hep beraber, halkla beraber iftarımızı yaptık. Ve inşallah daha nice nice iftarlar açarız. Eyvallah, teşekkür ederiz. Evet, sizi tanıyalım. Mustafa Zeycan. Ben de yönetim kurulundanım. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan, kulübü destekleyen sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah arkadaşlarımız söylediği gibi seneye şampiyonlukla beraber daha coşkulu bir iftar gecesi geçiririz. Eyvallah. Evet. İsmim Zafer Ünyedir. Ben de bu akşam bu organizeye katkısı geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ben de arkadaşlarımın dileklerine katılıyorum. Her şerde bir hayır vardır. Rabbim, bu sene şampiyon olamadık ama bununla da hayırlara vesile olur. Şene inşallah şampiyonuz. Eyvallah. Yasin Feyzoğlu, başkanıma, arkadaşlarıma harfiyen katılıyorum. İnşallah seneye çıkarız diyorum. Şampiyon olacağız, çıkarız. Bir üstüne çıkarız inşallah. Şampiyon olalım. Evet efendim, mikrofonu size tutmak istiyorum. Tamam. İsmim Abdullah Yurtutan, ben de yönetim kurulu üyesiyim. Bu sene olmadı ama başkanlarımız hemen kolları sıvadı, tekrar yeni yapılanmaya gidiyoruz. İsabetli takviyelerimiz var. Sanırım bu defa da çıkamazsak başkan bizim kafamızı koparacak. O yüzden elimizden gelen bütün seferberliği yerine getirip şampiyon olmayı hedefliyoruz. Tekrar hedefliyoruz. Ve umarım bu sene olur inşallah. Olmazsa zaten herhalde biz de Uygur TV olarak artık size hesap soracağız. Evet. Ben Metin Kürekçi. Ben de arkadaşlarla beraber yönetim kurulu üyesiyim. Öncelikle konsolosluğuma geldiği için, davetimizi kabul ettiği için ayrı bir teşekkür etmek istiyorum burada. Arkadaşım dediği gibi katılıyorum. Sponsorlarımız olmazsa zaten biz de olmayız. Bu birlik beraberlik işi.
Fakat öncelikle ben şunu da bir söylemek, belirtmek isterim. Kulüp içinde şöyle söyleyeyim, yani geçmişte başarılı yönetimli olan arkadaşlarımızı bugün burada göremedik. Onu üzüldüm. Sebeplerini de bilmiyoruz. Umarım bir dahaki sefere hep beraber şampiyonluğa doğru gideriz onlarla beraber. Olur, teşekkürler. İsmim Yavuz Çalışır. FSV camiasına, taraftarlarına, sponsorlarına teşekkür etmek istiyorum bu akşam katıldıkları için. Seneye hedefimiz şampiyonluk. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten şu anda Uygur Türkleri orada oruç tutmaları yasak, namaz kılmaları yasak, başörtüsü yasak, sakal bırakmak yasak, çocuklarını okutmak yasak. Hepsi şu anda özellikle Ramazan ayında aşırı tertiplemelerle, aşırı maalesef düzenlemelerle bunlar böyle Ramazan'ı öyle yaşamak zorundalar. Allah onlara da yardım etsin. O zaman hep beraber biz ne diyoruz efendim? Hoş geldin şerri Ramazanlar. Efendim işte bu. Efes Fao'yu alkışlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun.